Sayın Pazarcı sizinle devam edelim. Ee, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, bu mesajı sizce kimeydi? Neden e, benimle misiniz bunu bilmek istiyorum diye bu vurguyu yapma ihtiyacı hissetti. Nasıl bakıyorsunuz Sayın Pazarcı? E, uzun süreden beri Fulya Hanım izliyoruz. Parti içinde çatlak sesler var, problemler var. Partili televizyonlarda bile Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olma sıkıntısından bahsediyor. Elbette ki bu açıklama parti tabanına yönelikti. Ama şu ironik olan, komik olan şu, da dışarıdan da buna cevaplar geldi. Şimdi hani Kılıçdaroğlu'nun sabrı taştı ben ifadesine katılıyorum. Çünkü gerçekten istediği desteği bulamadı partiden. Çünkü parti içinde de Pek çok cumhurbaşkanı adayı var. Yani bu açıdan e, tamamen ve tamamen parti tabanına, parti yönetimine yönetilir. Parti içinden pek e, çok cumhurbaşkanı adayı var de derken kimlerden bahsediyorsunuz Sayın Pazarcı? Ya Ekrem İmamoğlu'ndan işte Mansur Yavaş. Yani parti yönetimine de değil. Biraz önce yanlış ifade oldu. Parti yönetimiz zaten bir karar aldı bundan aylar önce. Burada defa et defalarca söyledim. Ee, Sayın Bizim adayımız e Sayın Kılıçdaroğlu evet. diye Merkez Karar e Yönetim Kurulu e kar aldı Merkez Karar Kurulu ve e Sayın Kılıçdaroğlu ile oturdular, görüştüler. Ve o günden bu yana Sayın Kılıçdaroğlu da defalarca aday olduğunu açıkladı bana göre ve adaylık yolunu da çizdi. Onunla yönelik bir takım mesajlar veriyor ve e buna rağmen partide çatlak sesler var. Bunları susturmaya yönelik bir at ataktı, adımdı. Ama kendi partisi tabanında da çok destek bulmadı. İroni burada zaten çok ilginçtir. Şu anda Altılı Masa'nın adayı kim derseniz Altılı Masa'nın en Cumhurbaşkanlığına yakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Yani ortada destek yok, kendi tabanından da ciddi bir destek yok, orada da bir heyecan yok ama öne çıkan aday kim derseniz öne çıkan aday Kemal Kılıçdaroğlu. Peki nerelerden destek geldi? Parti tabanından çok destek gelmedi. İşte iki tane zaten problemli isim vardı. O iki tane problemli isime yönelikti bu çağrılar. Oradan da seninle beraberiz mesajları geldi. Yani İmamoğlu ve Yavaş'ı kastediyorum. Ama onun dışında mesela Hasip Kaplan, bir paylaşım yaptı HDP'den. Zaten HDP başından beri uzun süredir e, Sayın Kılıçdaroğlu destekliyor. Kılıçdaroğlu'yla birlikte yol yürümekten bahsediyor. Neden? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmaktan bahsetti. Selahattin Demirtaş kimdir? E, Selahattin Demirtaş bir terör hükümlüsüdür HDP'nin genel başkanı olarak bakmamak lazım. Hakkındaki iddianamelere baktığınız zaman KCK ve PKK'nın alan sorumlusu olarak yargılanıyor. Yani HDP genel başkanlığından çıkmış bir noktadayız. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Biliyor. Buna rağmen ne yaptı? Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmaktan bahsetti. Oralara zaten gerekli mesajları verdi ve FETÖ meselesine baktığımız zaman da son bir yıllık açıklamalarına bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den bahsetmiyor. Hiçbir açıklamasında FETÖ yok. Hadi diyelim ki tesadüf ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanallarında, YouTube kanalında FETÖ'ye yönelik sözlerini de silmeye başladılar. Demek ki iki taraftan da destek arıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir PKK, HDP ve KCK'dan, öbür taraftan da FETÖ'den destek alıyor. Burada asıl ironik olan şudur. Bakın ardından İyi Parti'den bir destek geldi. Hem de en üstten, tavan, tavandan... Değil, tabandan Sayın Meral Akşener'den bir destek geldi ve Meral Akşener benim babam da CHP'lidir dedi. Ben CHP yakınım Sayın Kılıçdaroğlu'na şükran borcum var benim dedi. İşte o şükran borcunu ömür boyu devam ettirmekten bahsetti vesaire vesaire ama bir ifade daha kullandı. İyilikte birleşmek. İyilikte birleşmek nedir? Demek ki tersini söylemediğine göre yani burada... Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta bir destek verdi. Ben öyle görüyorum. Çünkü sen kimsin anlamına gelecek bir mesaj gelmedi. Yani orada geldi danışmanlardan son noktayı Meral Akşener koyacak ama son nokta acaba böyle mi konulacak? Yoksa biz de varız diye mi konulacak? Burada bir sıkıntı ortaya çıktı. Ve bence önümüzdeki günlerde şu tartışılacak. İyi Parti'nin misyonu ne? İyi Parti biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi içinde şekillendi. Meral Akşener Milliyetçi Hareket Partisi kötüye ne diliyor? Ben ülkücülere daha iyi bir yönetim vaat ediyorum dedi. Daha sonra ayrıldı. Ayrılırken vaat neydi? Ülkücüleri iktidara taşımak. Daha sonra ne oldu? Evrildi, çevrildi. Merkez Partisi haline geldi. Şimdi de şimdi de Sayın Kılıçdaroğlu'na övgüler düzüyor ve benimle birlikte yol yürüyenler ortaya çıksın denildiği zaman Meral Akşener Sayın Kılıçdaroğlu'na övgüler düzen ifadelerde bulunuyor. Bir manevra var acaba? Yani şu soru akla gelmiyor değil. İyi Parti'nin misyonu ne? İyi Parti ta Milliyetçi Hareket Partisi içinde ki o dönemde de işte milliyetçi kesimleri, mütedeyyin kesimleri o tarafa taşıma mi ortaya çıktı. Bir el buna mı yaptı? Tabi bunlar da tartışılacak ve altılı masada kim ne derse desin şu anda bütün bu sıkıntılara rağmen en öne çıkan kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Onun tersine bir çıkışta yok. Zaten Meral Akşener ben şöyle de yorumluyordum geçmişte işte ben başbakan olacağım ifadelerini parlamenter sisteme döneceğiz. Parlamenter sistemde zaten Başbakan yönetecek, ben Cumhurbaşkanı'na talip değilim, ülkeyi yönetmeye talibim diye kendisine bir manevra alanı, adaylık için bir manevra alanı yaratmaya çalışıyordu diye düşünürken böyle bir çıkış geldi. Şimdi kafalar karıştı. Böyle bir noktadayız ve bu arada Özgür Özel son derece önemli bir açıklama yaptı Halk TV'de. Şöyle bir ifade bulunuyor, biz diyor altılı masada, bir ortak aday belirlersek, onu Cumhurbaşkanı'na çıkarırsak biz kazanmış olmayız. Biz iktidarda olmayız. Bizim ne bahasına olursa olsun kendi liderimizi oraya çıkarmamız lazım. Ve iktidar olmak ancak bu şekilde elde edilir diyor. Yani altılı masa üyelerine, diğerlerine siz figüransınız, sizin biz, göreviniz. Sayın Kılıçdaroğlu bizim liderimizi, bizim genel başkanımızı Cumhurbaşkanlığı'na taşımaktır diyor. Ama çok önemli bir ifade de daha bulunuyor. Ve ne Meral Akşener'den ne de bir başkasından ne diyorsun sen diye bir çıkış gelmedi. Bakın orada şunu söylüyor. Biz diyor, e, Cumhuriyet'in 200. yılına e, 93-94'teki gibi, Erdoğan iktidar olduğu dönemdeki gibi diyor ki, orada zaten tarihi yanlış var, 93-94 değil. E, 20, 5 tane diyor, %20'lerde oy alan partiden önüne %22 ile, geçersek diyor %20 küsur olan orada da bir hesap hatası var. Bunu Özgür Özel sürekli söylüyor. Ben bunların hepsini görmüyor dedim görüyorum ama çok önemli bir şey söylüyor. yüzde %22 ile iktidar olmuyordu. o dönemdeki gibi diyor biz böyle bir iktidar aramıyoruz diyor. Parlamenter sistemi ayaklar altına alıyor gömüyor ve şöyle bir ifade bulunuyor. Bugünkü sistem gibi diyor. işte bu mükemmel olan sistem budur. %50'nin üzerinde %50 artı bir oyala bir sistemle biz iktidar olmak istiyoruz diyor. Şimdi burada başkanlık sistemini öven, başkanlık sistemini göklere çıkaran, parlamenter sistemi ayaklarının altına alıp gömen bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili var ve CHP'den buna itiraz gelmedi. Öbür taraftan altılı masadan buna itiraz gelmedi. E o zaman burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün biraz önce verdiğiniz canlı yayınlarınız konuşmasına bakıyorum. Burada ucuz bir illüzyon var, ucuz bir e, çadır tiyatrosu var. Hesap içinde hesap var. Yani halka bir takım vaatler de bulunuyor, o vaatler değişiyor. Herkes birbirinin e, ayağını kaydırmaya çalışıyor. Bir iktidar mücadelesi var ama dışarıdan bir el de Kılıçdaroğlu'nu öne çıkartmaya çalışıyor. E, Sayın Erdoğan ne diyor o konuşmada? E, buradaki bu illüzyonlara kanmayın, buradaki göz bağcıların peşinden gitmeyin diyor. Bir Türkiye fotoğrafı çiziyor. Ve o Türkiye'de neler olup bittiğini anlatıyor ama öbür tarafta bakıyoruz dünyada çok önemli gelişmeler var. Evet zaten e, dünyadaki önemli, önemli gelişmeleri ikinci dilimde varken, konuşacağız Sayın Pazarcı. Sözünüzü tamamlarsanız. Ama, ama lütfen tamam. Hulya Hanım lütfen 15 dakikalık bir konuşmacıya verdiğiniz sürenin de üçte 1'ini bana verin lütfen. Tabii yani, ki ya, iki Sayın Pazarcı, e, herkes emin e, olun ki eşit e, sürede konuşacak. Yani, Asla sözünüzü kesmek ama gibi bir niyetim yok. yani öyle olmuyor. E, herkes açıdan. eşit konuşacak ama bu konuda ben bir, bir endişeniz de, olmasın. Bir de, bir de bir iki cümle etmek durumundayım. Çünkü Hı -hı. ortadaki tabloyu biz tartışıyoruz. Ortadaki tabloyu eğer bu ifadelerle bulunmazsak anlatabilmiş olmayız. Bakın dünyada kartlar yeniden kalıyor. Dünyada çok önemli gelişmeler var. İşte dünyada ciddi meydan okumalar var ve burada da dünyanın ciddi sorunlarını çözmeye çalışan bir lider var ve ve maalesef diyorum Avrupalılar açısından maalesef herkes de bu liderin eline bakıyor. Kim bu? Bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ama altılı masanın kuruluş gayesine iki tane gayesi var. Bir tanesi parlamenter sistemi geri getirmek ki o öldü, bitti. Özgür Özel'in ifadeleri. İkincisi de Erdoğan'ı göndermek. Zaten Meral Akşener ne diyor? Benim diyor bir hayalim vardı. Ben bu hayali için bu işin içine girdim. Erdoğan'ın aşkıdır diyor İstanbul. Erdoğan'ın aşkı olan İstanbul'u elinden almak. Bakın diyor bu hayali gerçekleştirdim. Demek ki halka başka bir verdikleri vaat yok. Halka başka bir hedef çizmiyorlar. Erdoğan ve bir takım illüzyonlar var. İşte parlamenter sistem gibi o da gitti. Burada amaç Erdoğan'ı ...indirmek, Erdoğan'ı uzaklaştırmak. Peki Erdoğan'ı uzaklaştırmak isteyenler kimler? Şöyle bir bakıldığı zaman... ...ona gıptayla bakılmasına rağmen... ...çekilen fotoğraflarda... ...bu New York'taki, Türkiye evinde çekilen fotoğraflarda... ...affedersiniz sırtarak ...poz veren... ...ama buna rağmen... ...alttan alta diş bileyen... ...bir takım isimler... ...ve birlikte bizim altılı masa... ...Türkiye'de böyle bir... ...yapı oluşturmaya çalışıyor. Bence... Konuşulması gereken budur. Diğerleri e, dedikodudur. E, kim ne dedi, ne oldu, ne bitti? Altılı masa niye kurulmuştur? Amaç nedir? Ne yapmak istiyorlar? Bunların üzerinde durursak zannediyorum Fulya Hanım daha doğru yolu buluruz. Zaten bugün de Sayın Erdoğan biraz önceki konuşmasında bunu ortaya koymaya çalıştı. Bakın bu fo Türkiye fotoğrafı içinde e, biz varız. Bir de bizim ayağımızı kaydırmaya çalışan bileşenler var dedi. Bunları daha sonra konuşuruz. Batı. Ee, neler yapmak istiyor, ne oluyor onları da konuşuruz ama benim gördüğüm fotoğraf budur. Asıl bence e, bunun üzerinde durulması. Peki, teşekkür ediyorum.